Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda kısmi dizilerin toplamı ve toplam sembolünü göreceğiz. Öncelikli olarak bunun sembolik olarak ne anlama geldiğini bir görelim. Görüldüğü üzere şu ifadeye biz toplam sembolü diyoruz. Burada bazı kavramları bilmekte fayda var. Şuradaki K indisimiz dizide hani vereceğimiz değerin kaçtan başlayacağını, yukarıdaki 10 sayısı ise kaça kadar gideceğimizi söylüyor. Yani şurada görmüş olduğunuz K değerine 1'den 10'a kadar olan değerleri yaz ve topla demektir. Bunu yapalım. 1 verdiğinizde K'ya 1 veriyorum. 1, 2, 3, nokta 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 en son 10 değerini veriyorsunuz. Yani 1'den başla 10'a kadar K'ya değerler ver. Dikkat etmemiz gereken şey burada indislerin aynı olması. Bu ifadenin de 10 çarpı 11 bölü 2'den 55 olduğu aşikar. Aynı mantık 1'den 5'e kadar değerler ver demek bu. Veriyorum. 2 çarpı 1, 2 veriyorum. 3 verdim. 4 verdim. Ve 5 verdim. Yani n'e 1'den itibaren değerleri veriyorum. 5'e kadar verdikten sonra 2 parantezini alıyorum. 1, 2, nokta 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 5. Bu ifadede 2 çarpı 5 çarpı 6 bölü 2'den cevabımın 30 olduğunu gösterir. Evet arkadaşlar, buradaki soru kalıbına bakalım. Diyor ki 1'den 3'e kadar değerleri ver ve topla. Dikkat edin, indislerin aynı olması gerekiyor. K'ya 1 veriyorsunuz. 2 çarpı 1 artı 5. Sonra 2 veriyorum. 2 çarpı 2 artı 5. Sonra 3 veriyorum. 2 çarpı 3 artı 5. Bunu bir kademe güzelleştirirseniz eğer buranın 9, özür dilerim, buranın 7, buranın 9, buranın da 11 olduğu aşikar. Topladığınız zaman sonucunuz 27 çıkacak. Burada dikkat etmeniz gereken husus şu, indisler aynı olmak zorunda. Eğer bu ifade şöyle olsaydı, 1'den 3'e kadar yazdığımda ifade mesela 2x kavramı olmuş olsaydı, K'ya değerler veremezsiniz çünkü dikkat edin indisler farklı. O halde 2x dediğim ifade artık sabit bir ifadedir. Yani siz 1 değerini verdiğiniz zaman birinci teriminiz 2x. 2 verdiğiniz zaman ikinci teriminiz de 2x. 3 verdiğiniz zaman üçüncü teriminiz de 2x olacaktır. Topladığınız zaman bu ifadenin sonucu 6x çıkacaktır. Güzel bir soru kalıbımız daha var. 1'den 89'a kadar K indisine değerler vereceğim ve toplayacağım. Trigonometrik bir ifade. Başlayalım. 1 veriyorum. Sin kare 1. Sin kare 2. Nokta nokta nokta. Dikkat ederseniz 1'den 89'a kadar toplamda 89 tane terim var. Ortanca terimin sin kare 45 olduğu aşikar. Artı nokta 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 nokta. En son sin kare 88 artı sin kare 89 olacaktır. Trigonometrik ifadelerden biliyorum ki birbirini 90 derece tamamlayan sinüs ve kosinüsler birbirine eşitti. Dolayısıyla sin kare 88 dediğiniz yere siz kos kare, hani 90'a tamamlatmaya çalışıyorum, 2 kos kare 1 yazabilirsiniz. Bu sin kare 45 ortanca olan terimdir. Sin kare 45'in solunda ve sağında aynı sayıda terim vardır. Dolayısıyla siz baştaki sin kare 1 ile kos kare 1'i topladığınız zaman sonucunuz 1 çıkacak. İkisinin toplamı 1 gelecek. Daha sonra sin kare 2 ile sin kare 88, yani kos kare 2'yi topladığımda buradan da 1 gelecek. Yani sin kare 1, kos kare 1. Sin kare 2, kos kare 2. Sin kare 3, kos kare 3. Bu nereye kadar gelecek? Sin kare 44'e kadar gelecek. Ve bu tarafta da kos kare 44. Yani sin kare 46 olacak. Dolayısıyla sin 45'in kök 2 bölü 2 olduğunu ben biliyorum. Kök 2 bölü 2'nin karesi artı kaç tane 1 var? Sin kare 45 haricinde toplamda 88 tane terim olur. 44 tane solda, 44 tane sağ tarafta olmuş olur. Eğer ikişerli gruplandırdığınız zaman her birinden 1 geldiği için toplamda da 44 tane 1 olur. Bir kademe güzelleştiriyorum. Bu ifade 1 bölü 2 yapar.
Burası da 44'e eşittir. Cevabım 89 bölü 2 olacaktır. Evet, güzel bir soru kalıbımız daha. Arkadaşlar diyor ki n indisine 1'den 10'a kadar değerler ver. Veriyorum. 1 bölü 1 çarpı 2 artı 2 veriyorum. 2 çarpı 3, 3 veriyorum. 3 çarpı 4. Dikkat ederseniz zaten sırayla ardışık şekilde geliyor. En son 10 verdiğiniz zaman burası 10 çarpı 11 yapacaktır. Bunu bir kademe güzelleştiriyorum. Buradaki ifadeyi 1 eksi 1 bölü 2 şeklinde yazarım. Artı şu ifadeyi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 şeklinde yazabilirim. Diğer ifadeyi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 şeklinde yazabilirim. Ve bunu 10'a kadar götürürsem 1 bölü 10 eksi 1 bölü 11 şeklinde yazabilirim. Parantezleri kaldırdığınız an 1 bölü 2'ler birbirini götürür. 1 bölü 3'ler birbirini götürür. 1 bölü 4'ler götürür. 1 bölü 10'lar götürür. 1 kalır ve 1 bölü 11 kalır. Bunu da bir kademe düzenlersem cevabım 10 bölü 11 çıkacak. Diyor ki bu ifadenin sonucunun 11 katı nedir? Bunun 11 katını aldığınız zaman 10 çıkacaktır. Yani cevabımız Adana olacak. Evet arkadaşlar, bir AN dizisinin ilk N terim toplamı SN sembol ile gösterilmek üzere benden kaçıncı terim istiyorsa o terimin kendisinden bir eksik olan terimini çıkarttığınız zaman kendisini bulmuş olursunuz. Örnek veriyorum. S5 demek 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı demektir. S4 demek 1'den 4'e kadar olan terimlerin toplamı demektir. Eğer bunları birbirinden çıkartırsanız ne olur? S5 eksi S4, dikkat edin, 4'e kadar olan ifadeler birbirini götürdüğü için geriye 5 kalır. Yani 5. terimi bulmak için ilk 5 terim toplamından ilk 4 terim toplamını çıkartırsınız. Örneğin size toplam ifadesini verdiyse ve sizden 10. terimin ne olduğunu istiyorsa siz ilk 10 terim toplamından ilk 9 terim toplamını çıkardığınız zaman 10. terimi bulmuş olurdunuz. O halde soruya bakarsak bu ifadenin 5. terimi nedir ve bana n terim toplamını vermiş. Şu ifade Sn şeklinde gösterilir. 5. terimi bulmak için ilk 5 terim toplamından ilk 4 terim toplamını çıkartacağım. Eşittir. 5 yazdığım zaman 25 artı 5 bölü 2 eksi 4 yazıyorum. 16 artı 4 bölü 2. Buradan 15, buradan 10 çıkarttığınız zaman sonucu 5 bulacaksınız. Yani 5. terimim 5'miş. Evet değerli arkadaşlar, şimdi sabit dizinin ne olduğunu görelim. Sabit dizi şu, siz n yerine hangi değeri verirseniz verin, bütün terimleriniz aynı şey olacak. Yani aynı sonucu verecek. Şunun gibi düşünün, bir genel terim verdiğimde an eşittir, bütün terimleri 3'müş gibi düşünün. Ve bu sonsuza kadar gidiyor. Siz n yerine ne verirseniz verin sonuç her zaman 3 çıkacak. Sabit fonksiyon gibi aynı. Hatırlarsanız rasyonel tipi ifadelerde, rasyonel tipi fonksiyonlarda sabit dizi bulunurken a bölü c bölü b bölü d ifadesi yapıyorduk. Yani bilinmeyenin önündeki katsayıların oranı sabitlerin oranına eşit olmuş oluyordu. Ve bunlardan herhangi bir tanesi de bana sabiti veriyordu. Yani sabit nedir dersem, mesela 5. terim nedir dersem ya A bölü C'dir ya da B bölü D'dir diyeceksiniz. Bunu örneklerle pekiştirelim. Örneğin bu bir sabit dizi olduğuna göre hemen diyeceksiniz ki hocam N'in önündeki 3 bölü 5 ifadesi şu sabitlerin oranına eşittir. Yani K bölü 30'a. Bunu bir kademe güzelleştirirsem eğer 6 içler dışlar çarpımı yaparsanız cevabınız 18 olacaktır. Eğer sizden K'yı istemeseydi, deseydi ki 10. terim nedir? 7. terim nedir deseydi, derdiniz ki ya 3 bölü 5 ya da K bölü 30. Bunların her biri bana sabiti verir. Evet, bu ifade bir sabit dizi olduğuna göre. Sabit dizide
Yani sabit fonksiyonları hatırlarsanız şöyle demiştik. X olmayacak demiştik. X olmaz. Burada da n olmayacak. Çünkü siz n'e değerler verdikçe ifade değişir. İfadenin değişmemesi için n'leri yok etmeniz gerekir. Dolayısıyla n karenin yok olabilmesi için şuradaki ifadeyi sıfırlamam lazım. Mutlak değer x eksi 3 eksi 2 eşittir 0 olmalı. Bunu bir kademe güzelleştirelim şimdi. X eksi 3 eşittir 2'den. X eksi 3 ya 2 olur, buradan 5 olabilir, ya da eksi 2 olur, buradan da x dediğim şey 1 olabilir. Diğer tarafa geliyorum, şurayı sıfırlamam lazım. Dolayısıyla x kare eksi 3x eksi 10 eşittir 0 olacak arkadaşlar. Bunu da çarpanlarına ayırıyorum. X eksi 5 çarpı x artı 2 eşittir 0'dan. X dediğim şey 5 olabilir. X dediğim şey eksi 2 olabilir. Bir kademe daha güzelleştirelim şimdi. Sabit olan ifade de zaten 2x artı 1 eşit. Dikkat edin. Dolayısıyla yapmanız gereken tek şey a1, a4, a7 ifadesini bulabilmek için x'in ne olacağını bilmemiz. Şu ifadelerde ortak olan ifadeye baktığımız zaman ikisinde de 5 değeri ortaktır arkadaşlar. 5 ve 5. Yani diğerlerini almanıza gerek yok. Çünkü 5 değerini yerine yazdığınızda şunların hepsinin sıfırlandığını görmüş olacaksınız. Evet, x yerine 5 yazıyorum. Yazdım. AN eşittir. Sıfırlandı. Yazdım, sıfırlandı. 5 yazdığım zaman ifadem 11 olacak. Bu şu demek, bütün terimleri 11'dir. O halde birinci terimim 11, dördüncü terimim 11, yedinci terimim 11 olur. Toplamı 33 yapacaktır arkadaşlar. X sıfırdan büyük olmak üzere bu ifade bir sabit dizi olduğuna göre x çarpı a7 ifadesi neye eşittir? Hemen kuralı kullanıyorum. N'in önündeki kat sayılar oranı sabitlerin oranına eşittir. 2 bölü x'e hemen içler dışlar çarpımından x kare eşittir 2x artı 24. Hepsini sol tarafa atalım. Eksi 2x eksi 24 eşittir sıfırdan. Çarpanlar ayırmayı kullanıyorum. X eksi 6 çarpı x artı 4 eşittir sıfırdan. X değeriniz 6 olabilir. X değeriniz eksi 4 olabilir. Lakin yukarıda sıfırdan büyük olacağı için x'i 6 olarak almak zorundasınız. Götürüp yerine yazıyorum şimdi. AN eşittir. 6 yazıyorum. 6n artı 2 bölü 18n artı 6. Dikkat ederseniz şu ifade bana sabiti vermek zorundaydı. X dediğim değeri 6 buldum. 7. terim dediğim şey 2 bölü 6'ya eşittir. Bir kademe düzenlerseniz cevabı 2 bulmuş olacaksınız. Burada birinci işlem olarak bunu yaptık. İkinci işlem olarak bu ifadeyi bulduk. Üçüncü işlem olarak da bunu yapmış olduk. Evet değerli arkadaşlar, buradaki konu başlığımız aritmetik dizi sınavlarda çıkıyor. Nedir aritmetik dizi? Size bir genel dizi verdiğinde terimleri zaten aşikar. İkinci terimden birinci terimi çıkarttığınızda, örneğin A2'den A1'i, A3'den A2'yi, A4'den A3'ü çıkarttığınızda size aynı değeri veriyorsa, yani ortak farkları aynıysa buna biz aritmetik dizi diyoruz. Örnek veriyorum. Ardışık sayıları düşünün. 1, 2, 3, 4 nokta nokta yaptığınız zaman bu ifade de aslında bir aritmetik dizidir. Çünkü aralarındaki ortak fark her zaman 1'dir. Peki bunu nasıl bulacağız? İnceleyelim. Evet arkadaşlar, şuraya dikkat ediyorsunuz. İkinci terimden birinci terimi her seferinde çıkarttığınızda ortak farkı bana verir. Ve bu ifadeyi düzenlediğimiz zaman buranın ne olduğunu çok da bir önemi yok. Sadece şurayı bilmenizde fayda var. Çünkü bütün soru kalıplarında burayı kullanacağız. AN eşittir. A1 artı indisler farkını alıyorum. N-1 çarpı ortak fark. Buradaki 1'i değiştirdikçe şuradaki 1 de değişecek. Örnek veriyorum. AN eşittir. A2 artı N-2 çarpı D şeklinde. Örneklendirelim. A7 eşittir. A1 artı 7-1 çarpı D şeklinde.
Ya da A8 eşittir A3 artı indisler farkı. 8'den 3'ü çıkartıyorum ve ortak farkla çarpıyorum. Bir tane daha verelim. A9 eşittir A6 artı 9'dan 6'yı çıkartıyorum ve ortak farkla çarpıyorum. Kullanacağım metot bu metot. Bunu biliniz. Sorulara geçelim. Örneğin bir aritmetik dizi vermiş. Hemen aritmetik dizinin formülünü şuraya yazıyorum. AN eşittir A1 artı N-1 çarpı de. Bütün soru kalıplarında bunu yazarsanız unutmazsınız. Dizinin ortak farkı nedir demiş. A19 eşittir. Diğer terim A7 artı. İndisler farkını kullanıyorum. 19-7 çarpı ortak fark. Yani D. Burası -7 eşit. A7'miz 17 artı 12 çarpı D yapar. Bir kademe güzelleştirelim burayı. -24 eşittir 12 çarpı D'den. D dediğimiz ifade -2 olacaktır. Yani ortak farkımız -2. Diğer soru kalıbına geldik. Bu bir aritmetik dizidir demiş. İfadesinin değeri neye eşittir? Dikkat edin. Hepsinde A2, A8, A4, A8 yani farklı indisler var. En küçük cinsinden yazalım. A2 artı. A8'i şöyle yazabilirsiniz. A2 artı indisler farkı. A8 eşittir. A2 8-2 çarpı D şeklinde yani. Düzenleyelim bunu. A2 6D. Artı A14 dediğiniz ifadeyi de şöyle yazabilirsiniz. A2 artı 14-2 çarpı D. Düzenliyorum. A2 artı 12 çarpı D bölü. En son A8 kaldı zaten. A8 ifadesinde zaten yazmıştık. Üste aşikar. A2 artı 6D. Hepsini düzenliyorum. A2, A2, A2'den 3 tane A2 var. 6D, 12D daha 18D yapar. Bölü A2 artı 6D. Dikkat ederseniz yukarı 3 parantezini aldığınızda A2 artı 6D. Buradan da A2 artı 6D gelecek. Sadeleştirme yapıyorum. Cevabım 3 olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir aritmetik dizide 3. terimi vermiş, ortak farkı 5 vermiş, 15. terimi istiyor. Hemen A15 eşittir 3. terim artı indisler farkı 15-3 çarpı ortak fark yani D. Düzenleyelim. A15 eşittir 3. terimim 22 artı 12 çarpı ortak farkım da 5'e eşit. Bunu bir kademe güzelleştirirsek 22 artı 60'tan cevabım 82 olacaktır. Evet, bir aritmetik dizide ilk terim 3. Birinci terimimiz 3. Ortak farkımız 6. Kaçıncı terimden sonra gelen ilk 3 teriminin toplamı 135 olacaktır diyor. Ben bunu bilmiyorum. O zaman şöyle diyelim. Kaçıncı terim dediğimiz şey n'inci terimden sonra olsun. N'inci terimden sonra. O zaman ben önce n'inci terimi, yani önce bir genel terimi bulalım. Düzenliyorum. AN eşittir. A1 artı N-1 çarpı D. A1 ifademiz 3. Artı N-1 çarpı ortak fark 6. Bunu düzenlersem 6N-3 olacaktır. Bu benim genel terimim. Bu terimden sonra gelen ilk 3 terim dediği için arkadaşlar dikkat ederseniz ortak farkım 6 olduğu için bunun üzerine her 6 eklediğimde bir sonraki terimi bulmuş olacağım. Yani AN artı birinci terim yapıyorum. 6 ekliyorum buna. 6N-3 artı 6'dan 6N artı 3 yapar. AN artı ikinci terim. Buna 6 ekleyeceğim. 6N artı 9. Bu sefer AN artı üçüncü terim. Bu sefer buna 6 ekleyeceğim. 6N artı 15. Bunların toplamının 135 olması gerekiyor. Şuraya eğer toplarsanız 6, 12, 18N artı 12, 27 eşittir 135. Bunu bir kademe düzenleyelim hemen. 18N 135'ten 27'yi çıkarttığınız zaman kaç kalır? 108. Buradan da N yerine eğer 6 yazarsanız 6. terimden sonra
ki terimler toplamı 135 yapacaktır. Yaşları toplamı 124 olan 8 kardeşin yaşları bir aritmetik dizi oluşturmaktadır. Yani 1. terimden 8. terime kadar toplamlar 124'e eşit ve aritmetik bir dizi. En büyük kardeş 26 yaşında olduğuna göre en küçük kardeşin yaşı kaçtır demiş. Öncelikle olarak şunu yapalım. Farklı çözelim. 1. kardeş, 2. kardeş, 3. kardeş, 4. kardeş, 5, 6, 7 ve 8. kardeş. En büyük kardeşimiz bu olsun. Yaşı 26'ymış. Ya diyor ki bunlar aritmetik dizi oluşturuyor. Yani belirli bir sayıda artıyor. Geriye dönük gidersek belirli sayıda da azalması gerekir. Ortak farkın D olduğunu düşünecek olursak buradaki ifade 26-D, 6. kardeş 26-2D, 26-3D, 4D, 5D, 6D, 7D olacaktır. Yani 26-7D. Bunların hepsini toplayacağım şimdi. Toplam 8 çarpı 26 eksi, dikkat ederseniz D'den 7D'ye kadar toplamlar ne yapacaktır? D çarpı 7 çarpı 8 bölü 2 yapacaktır. Bu da 124'e eşit. Bunu bir kademe düzenleyelim hemen. Buradan 160, 208 eksi 28 çarpı D eşittir 124. Bir kademe düzenleyelim. 28 de eşittir 208 eksi 124'ten 28 çarpı D eşittir. Şurası 4, şurası 8 yapacak. D dediğimiz ifade arkadaşlar 3 çıkacaktır. Benden en küçük kardeşin yaşını istiyor. Ben ortak farkı bulmuş oldum. En küçük kardeş 26 eksi 7 D yaşındaydı. 26 eksi 21'den en küçük kardeş 5 yaşında olacaktır arkadaşlar. Aritmetik dizinin güzel bir özelliği diyor ki aritmetik bir dizide her terim kendisinden eşit uzaklıkta bulunan terimlerin aritmetik ortalamasıdır. Bunu şöyle örneklendireyim. Diyelim ki A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 olsun. Terimleri de şöyle verelim. Ardışık çift sayılar olsun. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şimdi diyelim ki 4. terimi alacaksınız. 4. terimden sağında ve solunda eşit uzaklıkta bulunan terimlerin aritmetik ortalaması kendisini verir. Yani bu da aslında ortanca terim mantığıdır. Peki ortanca terim olduğunu nereden anlayacağım? Dikkat ederseniz indisler toplamına dikkat edeceksiniz. Örneğin 4'ü elde edebilmek için 3, 5, 8, 2'ye böl 4. 2, 6, 8, 2'ye böl 4. 1, 7, 8, 2'ye böl 4. Demek ki 4, A4 ortanca terim olmuş olur. Peki 8'i bulalım şimdi. Kendisinden eşit uzaklıkta olması lazım değil mi? Örneğin 6 ve 10'u aldığınızı düşünün. 6 artı 10 bölü 2'den 8 bulmuş olursunuz. Yahut 4'ten 12'yi aldığınızı düşünün. 4 artı 12 bölü 2'den gene 8'i bulmuş olursunuz. Yani kural bu. Şimdi bunu örneklendirelim. A3, A7 toplamının 8 olduğunu vermiş. Bana bu toplamın kaç olduğunu istiyor. Dikkat ederseniz 1 ile 9'u toplarsam 10, 2'ye bölersem bana A5'i vermiş oluyor. A3 ve A7'yi nasıl elde ederim? Bakıyorum şimdi. Sağlamaz, sağlamaz, sağlamaz. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Dikkat edin. A5 dediğiniz ifade A1 artı A9 bölü 2. Bu bana A5'i verir. Aynı şekilde A2 ile A8'in toplamı da bana A5'i verir. A2 artı A8 bölü 2. Bu da bana A5'i verir. Hatta 4 ve 6 için de aynı şey geçerli. A4 artı A6 bölü 2. O da bana A5'i verir. Şimdi bunu nerede kullanacağız? Dikkat ederseniz A1 ile A9'un toplamı 2 tane A5 yapıyor. A2 ile A8'in toplamı da 2 tane A5 yapıyor. A4 ile A6'nın toplamı da 2 tane A5 yapıyor. Toplamda 6 tane A5'im olmuş oldu. Yani benden istenilen şey bu. Peki bunu nereden bulacağım? Verilen bir ifademiz var. Dikkat edin. İndisler toplamının yarısı bana ortanca terimi verir. Yani A5'i verir. Ben A3 artı A8'in de 7'nin de 8 olduğunu bildiğim için A5 dediğim ifade 4 çıkar.
Bu 4'ü de getirip burada yerine yazarsanız 6 çarpı 4'ten sonucunuz 24 çıkacaktır. Şimdi birinci işlem olarak bunu yapmış olduk. İkinci işlem olarak bu ifadeyi buldum. Üçüncü işlem olarak da götürüp yerine yazdım arkadaşlar. Farklı bir soru kalıbımız 7 ve 67 sayılar arasında aritmetik dizi oluşturacak şekilde 11 tane terim yerleştiriyorum. Şimdi 7. sayım benim birinci sayım yani birinci terimim. Ben bu araya toplamda 11 tane terim koyuyorum. Bu benim birinci terim. Araya 11 tane daha koyarsam 12. terim, 12 tane terim olmuş olur. Dolayısıyla sonraki gelen terim 13. terim olmuş olur. O da 67 eşit. Dolayısıyla ben birinci terimin 7, 13. terimin 67 olduğunu biliyorum. Ortak farkı bulalım. A13 eşittir A1 artı indis farkı 12 çarpı ortak fark. 67 eşittir 7 artı 12 çarpı D'den. 60 eşittir 12 çarpı D'den. D eşittir 5. Yani ortak farkım 5 olmuş oluyor. Bu sayılarla birlikte oluşan 13 terimlik aritmetik dizinin ortak farkı 5 olmuş olur. Evet arkadaşlar, elimizde bir aritmetik dizi var. 1 bölü 3'ten 17 bölü 3'e kadar vermiş. Kural gereği şunu biliyorum. Eşit mesafede yani eşit uzaklıkta bulunan terimlerin toplamları birbirine eşittir. Şimdi bu benim birinci terimim. İkinci terim, üçüncü terim, 4, 5, 6, 7 ve 8. terim. O halde baştan ve sondan olan sayıların toplamları A ile F'nin toplamına eşittir. Aynı zamanda B ile E'nin toplamına eşittir. Aynı zamanda C ile D'nin toplamına eşittir. Dolayısıyla şuradaki ifadede dikkat edin. A artı F, B artı E, C artı D toplamlar şu ifadeye eşit olmak zorunda. Bunu da bir kademe düzenlersem arkadaşlar 18 bölü 3'ten 6 çıkacak. Dolayısıyla 6, 6, 6 topla gel. Cevabım 18 olacaktır. Evet, bir soru kalıbımız daha. Dikkat ederseniz 13, 17, 23, 35 indislerimiz var. Bu ifadeyi şöyle yapalım. Dikkat ederseniz indisler toplamına 13, 17 daha 30. 2'ye bölersem 15. Demek ki A13 ile A17'nin aritmetik ortalaması bana 15. terimi verecek. Bunu bir kademe düzenlersem şöyle yapalım isterseniz. Şu ifadenin 28 olduğu zaten aşikar. 28 bölü 2'den 14 benim A 15. terimim olmuş olur. Alttaki ifade için konuşalım şimdi. 23 artı 35 58 yapar. 2'ye bölersem 29. Demek ki 23 artı A 35'in aritmetik ortalaması bana 29. terimi verir. Ben buranın da 92 olduğunu zaten biliyorum. Dolayısıyla şuraya 92 yazarsak 92 bölü 2'den 46 benim 29. terimim olmuş olacak. Evet arkadaşlar, dikkat. A15, A29. 15 ile 29'u toplarsam 44 yapar. 2'ye bölersem 22 indisi verdi. Demek ki şu ikisinden kaynaklı olarak A15 artı A29 bölü 2 bana 22. terimi verir. Ben buradaki terimlerin 46, 14, burası 60 yapar. 60 bölü 2'den 30 benim 22. terimim olmuş olacaktır. Evet, aritmetik dizide ilk n terim toplamına geldik. Ne demek ilk n terim toplamı? Bunu aslında yukarıdaki videolarımızda, sorularımızda göstermiştik kabataslak. Şimdi daha orijinal bir halini görelim. Diyor ki ilk n terim toplamı Sn olmak üzere. Şu ifadeyi bilmek zorundasınız. Sn eşittir n bölü 2 çarpı A1 artı An ilk n terim toplamını verir. Yani 1'den n'e kadar terimler toplamı. An dediğim ifadenin de hatırlatma yapalım. A1 artı indisler farkı çarpı ortak fark olduğunu zaten biliyordum. Dolayısıyla bu ifadeyi şu AN de yerine yazarsanız n bölü 2 çarpı
2 tane A1 N-1 çarpı D olduğunu göreceksiniz. Bu ikisini sınav sorularımızda kullanacağız ve sorularımıza geçelim. İlk terimi 5. Ortak farkı 2. Aritmetik dizinin ilk 10 terim toplamını istiyor. Yani A1 artı A2 artı nokta 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 A10. Ben şöyle yapabilirim. İlk terimin 5 olduğu için 2 arttırabilirim. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 şeklinde. Ama bu işlem uzun. İlk 10 terim değil de ilk 100 terim toplamı da diyebilirdi. Bu ifadeyi şöyle tanımlayacağız. N bölü 2, 10 bölü 2 çarpı 2A1, 2 çarpı 5 artı N-1 çarpı D. Dikkat ederseniz N dediğim ifade zaten 10'du. 10-1 çarpı ortak farkım 2. 5 çarpı 10 artı 18'den 28 yapar. 5 çarpı 28 ifadesi de 140 yapacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, AN aritmetik dizisinde A8 16 olarak verilmiş. Dizinin ilk 15 terim toplamını istiyor. Şimdi formül gereği şunu yapabilirim. S15 eşittir 15 bölü 2 çarpı 2 tane A1 artı N-1. Yani 15-1 çarpı D diyebilirim. Ama ortak farkı bilmiyorum, birinci terimi bilmiyorum. Bu benim işimi zorlaştırıyor. Farklı bir şekilde çözelim bunu. Şimdi dikkat edin. A1, A2, A3, nokta 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 nokta, A8, nokta nokta, A13, A14, A15. Benden bunların toplamını istiyor. İşte bu ifade S15 demek. Formülü kullanamıyorum ama şunu biliyorum ben. Ortanca terim kendisinden eşit uzaklıkta bulunan terimlerin aritmetik ortalamasıdır. Yani indisler toplamına dikkat edin. 1 ile 15, 16. 2'ye böl. A8. 2 ile 14'ü topluyorum. Yine 16. 2'ye böldüm. A8. Demek ki A1 ile A15'in aritmetik ortalaması bana 2 tane A8'i verir. Daha doğrusu aritmetik ortalama A8'dir. İşler dışarıdan 2 tane A8. Bunu da 2 çarpı 16'dan 32 bulursunuz. Aynı işlemi A2 artı A14 için de yapabilirim. Yine 2 tane A8'dir. 2 çarpı 16'dan yine 32. Bir tane daha yapalım. A3, burada A14 olacak. A13 eşittir 2 tane A8'den 2 çarpı 16'dan yine 32. Dikkat ederseniz siz bu işlemi ta A7, yani bir önceki ve bir sonraki dediğimiz A9'a kadar devam ettirirseniz 2 çarpı 16'dan arkadaşlar 32 yapacaktır. Peki kaç tane ifade var? Dikkat edin. 7'ye kadar 32'yi toplarsanız buradan sonuç kaç gelir? 4, 224 gelecektir. Lakin bir de 8. terim olduğu için 224'e bir de 16'yı, yani 8. terimi eklediğinizde 10, şurası 4, benim cevabım 240, yani Bursa olacaktır. Evet, bir sonraki soru kalıbımız. Genel terimi şekildeki gibi verilen bir indirgenme bağıntısı verilmiş. A2 26, 9. terim 5 ise ilk 7 terim toplamı neye eşittir? Yani benden şunu istiyor. A1 artı A2 artı nokta 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 A7. S7 nedir diyor. Öncelikli olarak şöyle bir şey yapabilirim. Ortak farkı bulabilirim. A9 eşittir A2 artı indis farkı çarpı ortak fark. Burası 26 eşit. Eşittir 5 artı 7 çarpı D'den 21 eşittir 7 çarpı D'den D dediğim ortak fark 3. Bu benim birinci işlemi. Şimdi birinci terimi buluyorum. Dikkat edin, A2 dediğim şey 26 ise bundan 3 düşerseniz birinci terimi bulmuş olursunuz. Yani eksi 3. Çünkü 3'er 3'er artması lazımdı. Geriye doğru 3 azalması lazım. Üçüncü işlem olarak formülü kullanalım. S7 eşittir 7 bölü 2 çarpı 2A1, 2 çarpı 23 artı indisler farkı 7 eksi 1'den 6 çarpı D, ortak farkım da 3 olacak. Bir kademe güzelleştiriyorum. 7 bölü 2 çarpı 46 artı 18'den 7 bölü
2 çarpı 64 yapar burası. Bir kademe güzelleştir. 7 çarpı 32 benim cevabım olacaktır arkadaşlar. Bir aritmetik dizinin ilk n terim toplamını bana vermiş. A10 nedir diyor. Bununla ilgili soru çözmüştük. A10'u bulmak için şunu yaparım. İlk 10 terim toplamından ilk 9 terim toplamını çıkartırsam 10. terimi bulmuş olurum. Evet, yazıyorum. 10'un karesinden 100 artı 5. Eksi 9 yazıyorum. 81 artı 5'ten 5'ler birbirini götürecek. 100 eksi 81'den cevabınız 19 çıkacaktır. Evet arkadaşlar, son sorumuz. İlk n terim toplamı Sn olmak üzere bir aritmetik dizi verilmiş. Bu dizinin ortak farkı neye eşittir? Dikkat edin, ilk 4 terim toplamı, ilk 8 terim toplamı, ilk 4 terim ve ilk 9 terim toplamı var. Şuraya taşıyalım biz bunu. S8 eşittir 11. S4 artı S9 eşittir 27. Bunları taraf tarafa çıkarttığınız zaman ilk 4 terim toplamları zaten gidiyor. 8 terim toplamından 9 terim toplam farkı da eksi 16 çıkıyor. Her tarafı eksiyle çarparsam ilk 9 terim toplamından ilk 8 terim toplamı 16. Ben biliyorum ki bu bana zaten 9. terimi vermiş olur. Benden ortak farkı istiyor. Bu birinci işlem. İkinci işlemi yapalım şimdi. Dikkat ederseniz bana 5. terimi 4 vermiş. A9 eşittir A5 artı indisler farkı çarpı ortak fark. A9'um 16. A5'im 4. Artı 4 çarpı D. 12 eşittir 4 çarpı D'den. D eşittir 3 benim cevabım olacak. Birinci işlem. Bu da ikinci işlem. Cevabımız 3 olacaktır. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde aritmetik dizide ilk n terim toplam kavramını göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.